geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Meltem Buse Doğan geliyor. Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Biraz tanıyalım. Tabii, ben Meltem Buse Doğan. 19 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Şu an Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Ailemle geldim. Bir de erkek kardeşim var. Kendisini getiremedim ne yazık ki. Ama anneme babam burada. Gelmek istemedi mi? Yok, hayır, çok isterdi. Ama kendisi şu an Amerika'da. O yüzden gelemedi ne yazık ki. Ben de çekime geleyim dedim. Yani Yiğit'in dönmesini bekleyemeyecektik. Pekala, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cengiz Doğan, ben bir yerel gazetenin sahibiyim. Kızıma başarılar diliyorum. Bir tanesi burada yaşıyor, yarışıyor. Bir tanesi de Amerika'da yarışıyordu. Yani nasıl oldu o? Yani 3-4 gün önce Amerika'ya gitti okuluyla beraber. Orada bir yarışmaya girdi. Kızım da burada yarışmaya girdi. Televizyon yarışmasına mı katıldı? Hayır efendim. Okullar arasında bir yarışmaya katıldı. Teşekkür ederiz efendim. Kızıma başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Aynur Doğan. Ben bir özel okulda eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Yolları açık olsun. Kızıma da bol şans diliyorum. Mutlu yarışmalar diliyorum. Eğlensin. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Meltem Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Yarışmamız başlıyor efendim. Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek anlamlarındaki ifade hangisidir? A. Kaykılmak. B. Sündürmek. C. Haykırmak. D. Darılmak. D. Darılmak son karar. Çok şükür bir. Sıra geldi ikinci soruya. Evet. Son 15 saniye sürelik sorumuz. Geliyor efendim. Matematik öğretmenleri sınavlarda sorunun cevabının yanlış olması durumunda bile hangisine puan verebilirler? A. Kılık kıyafete. B. Gidiş yoluna. C. Kokulu silgiye. D. Kişisel temizliğe. B. Gidiş yoluna son kararım. Oh diyoruz. Gerçekten İlk oh. İlk aşamayı geçiyoruz. Aynen. 1000 liramızı kazanıyoruz. Tebrikler efendim. Şu andan itibaren elenebilirim. Gerçekten ilk iki soru çok riskli yani. Ben en çok o iki sorudan korkuyordum. Yani sonraki sorulardan çok ilk iki sorudan korkuyordum. Onları geçtim, şu an rahatım. Tebrikler. Sıra geldi 3. soruya. 2000 lira değerinde. Geliyor efendim. Hangi mutfak aletinin üzerindeki tuşlarda balık, kırmızı et, pizza şeklinde semboller vardır? A. Mikrodalga fırın. B. Kettle. C. Blender. D. Mikser. Kettle... Ya bu soru... Bence... Fikrimi söylesem mi yoksa Joker kullansam mı diye düşünüyorum şu an. Çünkü... Ama hayır. Pizza diyor. O yüzden A. Mikrodalga fırın. Son kararım. Bence ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Artık elenebilirim dediniz. Neredeyse elenecektim soruda. Hayır, ben kettle'ı kettle olduğunu düşündüğüm için demedim. Kettle değildir diyecektim. Sonra dedim acaba seyirciye sorsam mı? Ama bu sefer kettle değildir, şu değildir, bu değildir. Bence cevap budur ama bir de seyirciye sorayım deyip onları da yönlendirmek istemedim. O yüzden böyle biraz
aman diyelim. Yolumuza devam edelim. Dördüncü soruyla sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Tamam. Dinleyelim efendim. Kızıl Ordu Korusu'ndan dinlediğiniz bu marşın adı nedir? A. Demedim mi? B. Plevne. C. Ceddin Deden. D. Genç Osman. C. Ceddin Deden. Son karar. Ver mehteri gelsin 5. soru. 5.000 lira değerinde efendim. Kale Meydanı gördükten sonra Nikola Tesla Müzesi'ne giden biri Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği hangi şehri ziyaret etmiş demektir? A. Budapeşte. B. Belgrad. C. Prag. D. Münih. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği şehrin neresi olduğunu bilebilecek insanlar var. Ama telefonumda mı yoksa seyirciler arasında mı onu da bilmiyorum. Seyirci jokeri hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Kale Meydanı gördükten sonra Nikola Tesla Müzesi'ne giden biri Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği hangi şehri ziyaret etmiş demektir? A. Budapeşte. B. Belgrad. C. Prag. D. Münih. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %40'ı B şıkkı Belgrad demiş. Ona yakın cevap %31 ile C şıkkı Prag. Güzel yüzdeler gelmedi. Güvensem mi diye şu an çok tereddütteyim. Ama sanırım güveneceğim. B Belgrad son kararım. Çok teşekkür ederim. Evet, iyi ki telefon jokerimizi kullanmamışız. Gerçek, aynen, zaman. Aynen öyle valla. Sonraki sorulara saklamışız diyelim. Evet, aynen. Çok kötü bir yüzde geldi aslında yani. Bence güvenemeyebilirdim ama çok şanslı oldum yani bu konuda. Neyse ki, şükür. Tebrikler. Teşekkürler. Sıra geldi 6. soruya. 7.500 lira değerinde. Geliyor. Bir atın eğerinin arka bölümüne binerseniz, atın neresine binmiş olursunuz? A. Terkisine. B. Mahmuzuna. C. Semeresine. D. Dizginine. Bence semeresi. Ya muhtemelen hani bu soruda joker kullanılır mı falan denecek bir sorudayım şu an ama... Semeredir yani herhalde. Semere mi? Emin değilim. Şu an hiç emin değilim. Risk alsam buna değer mi? Bence değer. Yani semere... Süre azalıyor. Evet. C semeresine son kararım. Bilmiyordum ama yani ve semeresi çok yakın geldi hani. Çünkü semeresi en çok duyduğunuz şeydi. Biraz o neresi ondan, oluyor? Dizginine çok duyduğunuz bir kelimedir de ondan belki de. Hiç bilmiyorsanız keşke joker kullansaydınız. Bilmiyordum ama hani bazen böyle yakın gelen bir şık yani kulağınıza daha çok gelmiş atın olan eğri şık... neresi oluyor? Ne oluyor? Eğri üstüne konulan evet. Şey değil mi? Onun arka bölümüne binerseniz diyor.
Bilmiyormuşum yani. Yapacak bir şey. Bilmiyormuşsunuz demek. Evet. Ne yazık. Tamam. Sağlık olsun efendim. Bilmeniz hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Teşekkür ederim. Evet, Kim Milyoner Olmak İster bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.